Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir oya başlamak istiyorum. Elimdeki bu koyu pembe düz renk tülbentimin kenarına. Tülbentimin kenarını tığladım. Oyamı yaparken de şu tür dondurma çubuklarından kullanacağım. Değişik pek çok örnekte kullandığımız bir çubuk bundan kullanacağım. Bundan kullanmak istemiyorum. Kalem ya da şiş kullanmak istiyorum diyorsanız onlara da yapabilirsiniz. Bu bana kısa olduğu için bu örnekte daha pratik geldi. Ben bu nedenle bunu kullanacağım. Hemen oyamın yapılışına başlamak istiyorum. Tülbentimin kenarını ikişer zincir çekerek tığladım ben. Hemen birazcık çimenini oluşturmak için ip sarmak istiyorum. Hemen başlamak istiyorum ama başlamadan önce de tığ numaramı bir söyleyeyim size. 21 numara bir tığ kullanıyorum. Şöyle yapacağım. Genellikle video çekerken 21 numara kullanıyorum. Onun dışında 22'yi tercih ediyorum genellikle. İlmeğimi oluşturdum bu şekilde. İlmeğimi oluşturduktan sonra çok güzel, çok kullanışlı bir çimen yaparak başlıyoruz. Bir defa doladım. Geliyorum arkadaşlar şu şekilde. Tığ battının altından giriyorum. Çift kat çift kat çektim. Trabzanım oluştu. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Kirpiğimi düğümledim. Üstüne bir tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Kirpiğimi düğümledim. Bu şekilde her iki çiçeğin arasında 12 tane kirpikli trabzan yapılıyor arkadaşlar. Bu çimen için. Ben bu örnekte 12 taneyi uygun buldum ama bana çok seyrek oldu yaptığınız çiçekler diye yorum yapanlar olmuştu. Bu tamamen kişinin kendi seçimine bağlı bir şey. İsterseniz eğer sayısını azaltarak çiçekleri sıklaştırabilirsiniz ya da aradaki çimen sayısını arttırarak çiçekleri benim yaptığımdan daha seyrek de yapabilirsiniz. Tamamen sizin kendi zevkinize kalmış. Nasıl beğeniyorsanız o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu bu şekilde şu anda ben 5 tane yaptım gösterecek kadar. Üzerine bir tane zincir çekiyorum bunu yaptıktan sonra. Küçük bir örümcek yapıyorum. Çok büyük olmamalı. Birazcık ip saracağım. Küçük bir örümcek yapıyorum. Yaklaşık 2 tığ bant uzunluğunda olması yeterli. Şöyle göstereyim. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar gene bir defa doladım. 1-2 tane tığ bantlı boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. Trabzan yapacağım buraya. 1-2 aynı tığ bantının altındayım şu anda. 3 4 4 tane de bırakabilirsiniz ama ben 5 tane yapacağım. Çünkü üst kısmı böyle biraz geniş oluyor. Altının da ona orantılı olmasını istiyorum ben. Hemen burada 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekelim. İlmeğimi bıraktım. İlk yaptığım trabzanımın tepesinden şöyle giriyorum. İlmeğimi aldım. İçinden geçirdim. Üstünü düğümlüyorum ve zincirimin içine bir tane sık iğne yaptım. Zincirimin içine sık iğnemi yaptıktan sonra oluşan ilmeğimi getirdim. Böyle çubuğuma geçiriyorum. Tek tek yapacağımız için bunu hemen yapıp geçirmek bana da bitirdikten sonra çıkarmak daha bana pratik geldi. Tekrar zincirimin altından giriyorum. İlmeğimi oluşturdum. Geçiriyorum. Zincirimin altından geçtim. Şurayı biraz sıkı tutun arkadaşlar. Burası önemli çünkü kullanırken gevşeme yapabilir. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 9 tane benim bu çiçeğim için yeterli geliyor. Ben burada arkadaşlar tekrar altından giriyorum. Burada daha henüz çubuğumu çıkarmadım. Buna dikkat edin. İlmeğimi oluşturdum. Üstüne bir tane zincirimi çekiyorum. Gene başlarken yaptığım gibi küçük bir örümcek yaptım. Bir defa doladım. Tığ battı da iki tane boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. Ve bu şekilde trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Kirpikli trabzanlarla aradaki çimeni yapmaya devam ediyorum.
12 tane yaptıktan sonra tekrar yapacağım aynısından. Ben 12 tane yapmayacağım. Şimdi birkaç tane yapalım. 5 tane başlarken yapmıştım. 5 tane de böyle dönüşümde olsun. Üst kısmına geçmek istiyorum. Üst kısmının da yapılışı kolay bir teknik. Daha öncesinde mutlaka yapmışsınızdır. Eğer oya işiyle ilgileniyorsanız. İlgilenmiyorsanız, yeni başladıysanız da hiç zorlanmayacağınızı garanti verebilirim. Çünkü oldukça kolay. Özellikle verdiğim sayılara göre yaparsanız arkadaşlar aynı sonucu elde ederiz. Şimdi böyle bir görüntü oluyor. Çimenimiz ilk bittiğinde. Bunu çıkarıyorum hemen çubuğumu içinden. Şöyle bir durum var. Hemen başlamak istiyorum yapmaya. Üst kısmına. Üst kısmında ben tülbentimin rengine uygun böyle güzel bir pembem var. Onunla devam edeceğim. Videonun sonunda söyleyelim. Sanıyorum başında söylemeyi unuttuk ip numaralarını. İlmeğimi oluşturdum. İlmeğim oluştuktan sonra oyama geliyorum. Şu şekilde. Şu ilk son yaptığım çimen diyelim, daha doğrusu ilk demeyelim de ilk önce buradan tutturuyoruz. Bunu tutturduktan sonra ilk yaprağımız sık iğneyle ilk yaprağımızın içine giriyoruz. Bir iki tane zincir çektim. Bir defa doluyorum. Küçük bir trabzan yapıyorum. Çok uzun olmamalı. Üstüne bir iki üç tane zincir çektim. Dört tane çekelim hatta zincirini. Sonra hemen trabzanın önünden giriyorum. Bir iki üç tane sık iğnemi yaptım. Dördüncüyü gene halkanın içinden yaptım. Böyle bir görüntü ortaya çıktı. Hiç zincir çekmeden bir sonraki halkaya geliyorum. Sık iğneyle giriyorum. Üstüne 1, 2 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Buradaki trabzanı çok fazla uzatmaya gerek yok. 2 zincirle aynı boyda olsa yeter arkadaşlar. Üstüne 4 tane zincir çekiyorum. Geri döndüm. Trabzanımın önünden 3 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3 tane sık iğnemi yaptım. Dördüncüyü gene aynı halkadan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden bir sonrakine geldim. 9 tane yapmıştım ben bu halkalardan. 9 tane yeterli geliyor arkadaşlar. 2 tane zincir çektim. Bir defa doluyorum. Küçük bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. 1, trabzanımın önünden girerek 2, 3 tane sık iğnemi yapıyorum. 4. sık iğnem. Şu 4 zincirimi açmak istiyorum. Kapalı kaldı sanki. Biraz kötü durdu. Halkanın içinden tekrar giriyorum. 4. de. Bir sonraki halkama giriyorum. Genişletiyorum. 1, 2 zincir çektim. Bir defa doluyorum. Aynı halkadan giriyorum tekrar. 1, 2, 3. 4 tane zincirimi çektim. Hemen önünden giriyorum. Trabzanımın ve 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Dördüncüyü bu şekilde yaptım. En başta görüntüsü biraz böyle ne olacağı belirsiz gibi görünüyor biliyorum ama düzelecek arkadaşlar orası. Hemen sıradakine geçiyorum. Biraz rahatsızım. Boğazım biraz kötü. İnşallah sesim de kötü gelmiyordur size. Üstüne 4 tane zincirimi çektim. Trabzanımın önünden bu şekilde tüm halkalara kirpik yapıyoruz. Bir kirpikten diğerine geçerken zincir çekmiyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz yani. Eğer o şekilde yaparsanız kötü duracaktır. Yani fazla fırfır gibi duracaktır, öyle söyleyeyim size. 4 tane zincirimi çektim. Geri döndüm. 3 tane sık iğnemi yaptım trabzanımın önünden. Dördüncüyü tekrar halkanın içinden yapıyorum. Bir sonraki halkama geçiyorum. Kıvrılma varsa halkalarda burada düzeltmek gerekiyor bu aşamada. Sonrasında maalesef bir şey yapamayız. 2 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Ben şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar çiçeğimi size bir ütüleyerek göstermek istiyorum. Şimdi ütüsüz ve ütülü halini görünce ütünün ne kadar fark ettirdiğini siz de anlayacaksınız. Ama üst kısmının kirpiği sık iğne gittiği için herhangi bir şekilde kullanırken bu sık iğne de bir kere ütülemeniz yeterli, öyle söyleyeyim size. Kullanırken hiçbir sorun yaşamayacağınız bir örnek oluyor. Bir de küçük bir püf noktası daha söyleyeyim size. Orası da ilk seferde ütüyü yaparken çok önemli. Hemen bitirince söyleyelim onu. Şu anda pek bitirelim, daha güzel ortaya çıkacak çünkü onun için öyle söyledim. 3 tane sık iğnemi yaptım. Dördüncüyü bu şekilde yaptım. Bir sonrakine giriyorum. Bu en sonuncu.
Bir, iki tane zincirimi çektim, bir doladım. Küçük trabzanımı yaptım. Üstüne bir, iki, üç, dört tane zincirimi çektim. Giriyorum hemen önden. Bir, iki, üç tane sık iğnemi yaptım. Dördüncüyü halkamın içinden yaptım. Ve geldim. Bu taraftaki kirpiklerden en baştakine tutturuyorum. Tutturdum. Üstüne bir tane zincir çektim sıkı bir şekilde. Hemen makasımla kesmek istiyorum. Kestim. İpimi yakayım. Neden önemli bir nokta var dediğim. Şunu biraz kısaltacağım arkadaşlar. Uzunken yakarsak islenme yapıyor ve simsiyah orada kalıyor. Hafifçe yumuşatıp yapıştırıyorum ben. Önceki videolarımı izlediyseniz zaten sürekli bu şekilde yaptığımı biliyorsunuzdur. Bu biraz tutuştu ama kurtardık sanki. Şimdi ütüde bahsettiğim ütülenmesi sırasında dikkat etmeniz gereken önemli nokta şu arkadaşlar. Önce elinizle mutlaka şöyle çekin dışarıya doğru. Böyle çektiğiniz zaman şu ortası sıkışıyor. Bunu bu şekilde sıkıştırdıktan sonra ütülerseniz hiçbir şekilde genişlemez. Ama eğer sıkıştırmadan ütülerseniz burası yaparken fark edeceksiniz biraz genişliyor. Bu da modelin biraz kötü durmasına neden oluyor. Hemen ütüleyip getireceğim arkadaşlar. Ben hemen ütüyle düzelttim. Gördüğünüz gibi çok güzel, muhteşem bir örnek oluyor ve uç kısımları, ucundaki kirpikler kesinlikle kullanırken karışmıyor. Sık iğnenin böyle bir özelliği var. Yaptığınızda, ütülediğinizde hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Örerken biraz kirpik sayısı fazla gelecek gibi gelebilir size. Ütülediğinizde düzeliyor arkadaşlar. Herhangi bir şekilde verdiğim sayılarda, sayılara uygun giderseniz çok iyi sonuç alırsınız. Hemen ip numaralarımı söylemeyi unuttum bence. İp numaralarımı ve tülbentimin markasını söyleyerek devam etmek istiyorum. Tülbentimin markası Reyhan'dı. Şöyle kenarlarını ben ikişer zincir çekerek tığladım. Böyle göstereceğim. Gördüğünüz gibi çok fazla bir delinme olmadı kenarlarında. Şöyle yapalım yakından. Genellikle ben düz renk tülbent alırken Reyhan'ı tercih ediyorum. Kullandığım iplerini de söylemek istiyorum. İplerimin markası Altın Başak. Bana sürekli soruları geliyor. Yani hangi marka daha güzel? Leylak mı, kaplan mı, çizmeli mi, yabalı mı yoksa Altın Başak mı diye. Ama benim elim nedense hep Altın Başak'a gidiyor. Belki burada benim alışveriş yaptığım yerde hep Altın Başaklı seçenek çok oluyordu. Belki de ondandır, bilmiyorum. Eski bir alışkanlık diyelim. İpimin numarası şu an burada fark edilmiyor ama 484 numara arkadaşlar bu ip. Yeşil Altın Başak. Ve her zaman kullandığım büyük boy. Bir tanesini bitirdik hatta, bu ikincisi. Video çekmeye başladıktan sonra bitirdik, öyle söyleyeyim. 5 numara Altın Başak. Bu pembe tonu genelde düz renk koyu pembelere çok güzel gidiyor. Pek çok yazmanın içinde bulunan pembe çiçeklere de çok uygun gidiyor. Ben bu nedenle genellikle büyük boy almayı tercih ediyorum ve çok fazla tülbentin kenarında kullanmak mümkün oluyor. Dediğim gibi ikişer zincir çekerek tığladım. Tülbentim reyandı. Tığım 21 numaraydı. İnşallah oyamı siz de beğenmişsinizdir. Beğenenler lütfen yapsın. Yapanlar bana Instagram'da DM'den fotoğraf ulaştırsın. Onları hep hikayemde paylaşıyorum. Belki takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Şimdiden herkesin ellerine sağlık.